Oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte harika bir video geçireceğiz. Bugün ne oynayacağız biliyor musunuz? 3 tane Battle Royale oyununu oynayacağız. Fortnite oynayacağız. Eventler hakkında konuşacağız. Hem de 4K'da oynayacağız kardeşlerim. Bugün uzun zamandan beri oynamadığımız bir oyunu daha oynayacağız. Eskilerin gözü yaşlı PUBG oynayacağız. Steam PUBG'si, Taş Fırın PUBG'si ve Call of Duty Warzone. Bu aralar fazla oynadığım bir oyun, sevdiğim bir oyun, alışmaya çalışacağım. Bugün bol muhabbet edeceğiz. Event hakkında konuşacağız. Call of Duty'de muhabbet edeceğiz. PUBG'de eski anılarımızı konuşacağız. Ama bugün bizlere Molekül bilgisayardan efsane bir bilgisayar geldi. Benim için çok iyi oldu. Biliyorsunuz benim işlemcim kardeşlerim işlemcisi biraz düşük, darboğaz yapıyor. İleride, yani şu ay içerisinde Mart ayının sonuna kadar inanılmaz bir bilgisayar toplayacağım. Yakında zaten sizlere göstereceğim. Çünkü işlemci kanadında çok sıkıntı yaşıyorum. Bugün bizlerin karşısında kardeşlerim 5600X Ryzen. Yani Intel'le git gel yaşıyorum ama 10.000 serisiyle birlikte yani kafa tutuyor. İnanılmaz ve performansı üst düzey işlemciyle 3070 kasayla birlikte oynayacağız. Yani kasayı görmeyin. Kasayı görmeyin, ben size diyeyim yani kasayı görmeyin, harbiden ben böyle kaldım. İlk defa böyle bir kasa tarzı gördüm, soğutması inanılmaz. RAM tarzı bile çok farklı. İsterseniz sizi bekletmeyeyim, bilgisayara bakalım. Sonra çok eğlenceli bir gameplay videosuyla karşınızda olayım. Hadi bakalım, açıklama kısmına da bırakıyorum bilgisayara. Görüşürüz arkadaşlar. Geçiyorum, bilgisayara geçiyorum hadi. Evet kardeşlerim, kasamız karşımızda. İlk defa böyle bir kasa geldi kardeşlerim bana. Upuzun, içi ferah. Ve burada MSI'ın B450 anakartını görüyoruz kardeşlerim. Roket atar, moket atar koymuşlar. Büyük ihtimalle 4K'da FPS'leri coşturacağız. Ve Ventus modelini ilk defa burada göreceğiz. 3070 RTX ekran kartı MSI'ın canavarını görüyoruz. Ve kasaya baktığımız zaman kardeşlerim içi ferah. Ekran kartının ondan sonra RAM'in, hele ki RAM. Bak RAM benim için arkadaşlar çok değişik bir RAM. Şimdi birazdan bakacağız. İsterseniz hep birlikte bir gücü verelim şöyle. Hep birlikte basıyorum. Evet. Efsane kardeşlerim. Yani şu fanların dönüşleri bile harika tasarlamışlar. Bilgisayarın içi ferah dedik. RAM'ler arkadaşlar çok güzel tasarlanmış. Böyle yamuk gibi duruyor. İnanılmaz hoşuma gitti kardeşlerim böyle yuvası. Ve kasanın içi çok ferah olduğu için kablo yönetimini rahat yapabiliyorsunuz. Hani anakartı, son modeli, son model anakartları, son teknolojiyi bu kasaya çok iyi uyarlayabiliyorsunuz. Ön tarafta da bir ışıklandırma sistemi var. Nedense kasa benim çok çok hoşuma gitti. Hani birazcık daha normalde bizim kasalar arkadaşlar. Şurası yok farz edin. Şu tarafı böyle. Yani şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ama bu tarz kasalara ben de geçiş yapacağım. Çünkü kasa hem ferah oluyor dediğim gibi, başka bir şeye geçtiğiniz zaman ileride, yani ileri vadeli de oluyor ve rahat oluyor. Görünüm açısından da çok çok güzel oluyor kardeşlerim. Bu kasada biz şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Fortnite'ı 1080p'de deneyeceğiz. 1080p'de büyük ihtimal 400 FPS'lere. Evet yani şey yapmayın arkadaşlar. Fortnite'ı kısa göstereceğim ama zaten Fortnite çok çekiyoruz. 4K performansında da kardeşim 150 FPS'lerde alıyor. Ve 1080p'de çok kısa Fortnite'ı göstereceğim. İlk başta PUBG oynayacağız. PUBG'yi 2K'da oynayacağız kardeşlerim. Ve en sonunda da Call of Duty Warzone'u 4K'da oynayacağız. 4K'da deneyeceğiz. Ve bunu tabii ki de RTX farkıyla da kardeşlerim sizlere göstereceğim. Kasa hakikaten çok güzeldi. Beğenenler şöyle bir beğeni göstersin bakalım. Ve herkesten yorumları bekliyorum. Şunu da belirteyim kardeşlerim. Bugün yani şu iki gündür bayağı bir rahatsız. Bugün bir tık daha iyiyim. O yüzden çok videolar sizlere çekemedim. Haberiniz olsun. Stok videoları izlediniz genellikle. Bugünden itibaren başlayacağız. Ama şu an biraz daha böyle ağrılarım var. Vücutta ağrılarım var. Ama iyiyiz kardeşlerim. Allah'a şükürler olsun. Allah izin verdiğince iyi olacağız. Evet. G4 RTX ha. Şöyle sevelim bakalım. Haydi geçelim gameplay o zaman. Bol muhabbetli gameplay videomuza geçiyoruz kardeşlerim. Haydi. Evet kardeşlerim şu an PUBG'ye girdik. 2K ayarlarda Ultra'da oynuyoruz. Uzun süredir PUBG oynamıyorduk. En azından arkadaşlar herhalde 1,5 yılı var yani PUBG çekeli. Çok arada böyle bir mobil falan girmiştik hatırlarsan, o da denemek içindi. Ama Taş Fırın PUBG'sini bayağıdan beri denememiştik be kardeşlerim. Hadi bakalım, aslında ben Ruins'i seviyordum ya. Ruins'e doğru gidelim, Ruins'e doğru. Hadi bakalım. Bu arada inanılmaz FPS alıyoruz 2K'da, hepsi Ultra. PUBG'yi özledim mi desem yalan olur arkadaşlar ama eskiden severek oynadığımız bir oyundu. Hatta ilk çıktığı zamanlarda çok çok fazla oynamıştık. Hatta ilk çeken kanallardan bir tanesiydik. Şimdi hani daha çok mobil PUBG'ye bir rağbet arttı. İşte Valorant çok fazla oynanmaya başladı. O eski PUBG'nin şeyi birazcık değil mi? Hafiften gitti gibi. Ama daha çok mobil oynanıyor tabii ki de. Şimdi şuradan bir Akanzi. Oğlum burası Ruins. Böyle miydi lan? Ruins değişmiş de. Bir dakika, eskiden Ruins böyle miydi? Açık bir alandaydı diye hatırlıyorum.
Ha burada çok fazla şey çıkıyordu. Tamam. Çok silah çıkıyordu kardeşlerim. Bu arada FPS inanılmaz. Büyük ihtimal zaten birazdan gebereceğim ben. 4K'ya da alırız. Zaten 4K, 2K'da çok fark olmuyor. Hocam vesveseyi kullanmayan, daha doğrusu kullanan olttur abi. Bu ne burada? Şey faaliyetleri yapıyorlar burada galiba. Şimdi kanka M4 mü M4 ki M4 de. Oğlum M416 varken de yani şimdi bak bunda oynayan olttur ha. Kanka seni bir bırakalım. Tamam mı? Senden alalım biraz. Haydi bakalım yardırma tip. Eskiler burada mısınız? PUBG'ciler. Hey gidi günler. Uzatılmışı da bulduk bak. Daha ne isteyeyim kardeş? Tamam. Yatalım. Yani PUBG'ye eşittir. Yatma sanatıdır. Hiç ayarlarla oynamamıza gerek yok. Zaten böyle bir bilgisayarın varsa Ultra'da oynayacaksın kardeşim. Hani bunun başka bir açıklaması yok da şurayı bana bir aydınlatın ya. Ruins böyle değildi diye hatırlıyorum ben. Bu adam kesin yattı. Yani bu adam %100 yattı. Seviye 2'de oldu. Şurada bir yerde çakal da. Nerede olduğunu tam nasıl idrak edeceğim onu bilmiyorum. Ne çıktı? Mutant. Şunu alalım belki lazım olur. O zaten yani lazım oldu bile. Al. Kar 98'i bulduk. Kanka 60 mermi yeter buna değil mi? Buna 60 mermi yeter. Şimdi. Kar 98 sesini bile özlemişiz be. Selamun aleyküm deyip şimdi yardıracağım ben. Aslında buranın dışına çıkalım. Çünkü bir tane atlayan adam ben %100 gördüm burada. Her yerden adam çıkabilir abi baksana. Araba sesi var. Burada da bir farklı oluyormuş ha. Burası şeye benzedi. Fortnite'daki... O ne? Çöp kamyonu mu? Oğlum... Bu ne lan? Oğlum adam bildiğin... Evet. Yani bunu da gördüm ya. Artık yani... Ne diyeyim arkadaşlar? Yani bunu da gördüm ya yeter. Neyse biz bir 4K'ya geçelim. Şimdi birazdan ölürüz. Aha daranza. Arkadaşlar şu an 4K'ya geçtik. Bakın FPS'imiz 4K'da daha çok artıyor. Evet. Şimdi bir dakika. Kanka 4K'da bir sıkıntı var. Bazen işte o ekranı yenilemek gerekiyor gençler. Şimdi. Dur. Biz bir 2K'ya geri dönelim. 2500'e 1100 1440. Tamam. Devam. Şurada bayağı bir savaş. Nereye gidiyor bu? Bootcamp. Ha buranın ana yeri bootcamp. Doğru. Şimdi mobil oynamıyoruz abi. Burada her şey gerçek. Her an adam çıkabilir. O ne lan? Niye öyle bir şey yaptı ki bu adam? Silah yok muydu? Onun bunun silahı da vardı. Tamam kanka. Ha, vurdun vurdun. Bu al ben vururum böyle işte. Ne oldu? Ötüyordun. Ötüyordun abi. Arkadaşlar eski PUBG oyuncusuyum diyorum. Eskilerdenim diyorum. Bir anda kendimi mobilde hissettim. O adam niye oraya doğru koy... Sağa yakın. Ben buna bir HS'miz yok artık. Bu çok iyi oldu işte. Çok iyi oldu abi. Ne vurdu be? Kimleri verir lova mı alsak? Gördüm. Hadi. Küçücük beynini görürüm orada kardeşim. Yeşilliği ultra'da da oynasam ben o kafayı görürüm birader. Selamun aleyküm. Şimdi taktik dayana namlu ağzı.
Bombalar. Red dot. At şunu kardeşim. Tamam, 52, 68, 5400 ilk yardım kit ederken olayımız tamamdır. Kaskın neydi senin kral? Ama devam edelim. Güzel 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 güzel. Bir adam sesi duydum orada. Artık bootcamp'e girebilirim kardeşim. Aşırı unutmuşsun kanka. Abramovic. Aşırı unutmuşsun kanka. Kusura bakma. Nasıl vuramadın beni? Hertz farkı desem arkam dönük. Hani tamam, güzel bir bilgisayarda oynuyoruz kankim de. Abi kışlık yok mu sende? Var. Gördüm. Kanki. Şunu at. Zaten benim uzaktan vurmak istediğim adam da buydu galiba. Tamam. Seni de aldığımıza göre devam edebiliriz o zaman. Ebe gençler, kardeşler, abilerim, ablalarım. Ne oldu sizce? O adam hasar yemedi mi şimdi bak. O adam hasar yemiştir ya. Kaçma sesi de gelmiyor. Sen de at. Sen oradan atarken... Ya kardeşim üstten... Ses mi çıkartıyor artık? Yanıltıcı mı? What? Ben bunu ilk defa görüyorum. Şunu tutup atardık eskiden. Yeter lan. Buraya çıkmam daha akıllıca oldu. Hadi. Nihat. Aa. Kardeşim senin olduğunu bilsem vurmazdım be. Nihat kardeşim selam olsun sana buradan. Sana buradan selam olsun. Kusura bakmayacaksın artık, ne yapacaksın? Battle Royale abi. Nihat abicim, benden büyüksen de abim, kardeşim. Canım benim. Her türlü ben görürüm abi. What? Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ulan nereden anladın burada olduğumu? Gel gel.
Ha, öldüm şu an. Safotti seni. Kaçın kurasıyız la biz. Önümden geçek. İzle, izle, izle. Yapma be. Biraz oynasam aslında. Daha da çok elim alışacak diye düşünüyorum kardeşlerim. 7. olduk. Olsun. Sistem testini yaptık ama oynarken ben inanılmaz zevk aldım. 2K'da 200 FPS'in üzerinde aldık ve Ultra'da oynadık. Harika bir maçtı. Diğer bölümlerde inşallah göreceğiz. Aslında PUBG videoları çekebiliriz. Siz bilirsiniz. Yorumlara yazın. Ve şimdi kardeşlerim son maçımıza geçeceğiz. Haydi bakalım. Evet kardeşlerim, şu anda Fortnite Battle Royale'imize girdik ve sol üstten FPS değerlerine bakabilirsiniz kardeşlerim. Şu anda Fortnite oynayacağız, event hakkında konuşacağız ve bilgisayarımızı deneme fırsatını yakalayacağız. Sol üstten FPS'imize bakın. 1080p'de eski bilgisayarda aldığım FPS neydi peki? Neydi arkadaşlar? Hadi bakalım. Kendi ayarlarım ve 1080p'de oynuyorum ve kendi bilgisayarımda almış olduğum FPS oranı 180-220 civarlarındaydı. Ve burada 400 FPS'leri görüyoruz kardeşlerim. 400 FPS. Birazdan 4K'yı da deneyeceğiz ki bu tarz zaten bilgisayarlar 2K ve 4K destekli ve 4K uyumludur. Şunları bir alalım hemen. Güzel. Seni basamıyoruz. Onu alıyoruz. Şuradan gidiyoruz. Bir tane zırh bulsaydık güzel olurdu. Aşağıdan şey lahana toplayalım. Bana daha demin vuran birisi vardı. Ona bir bakarız. Evet kardeşlerim, Call of Duty ile devam ediyoruz. Oyunu arada çekeceğimi söylemiştim. Sakin. Şuradan bir kayalım abi. Arkadaşlar bazı oyunları 2K'da, bazı oyunları 4K'da oynuyoruz. SS armor lazım. Tamam, bir tanesini bulduk. Biraz hastayım kardeşlerim, kusura bakmayın. Çok böyle biraz da oyuna odaklanarak oynayalım. Nice. Silah efsane değil mi bu arada? Silah efsane. Oraya yukarıdan çıkacağız. Devam. Şu an oyunda bütün her şeyi fullledim kardeşlerim. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi. Şu an OBS'le çekiyorum. OBS'le biraz böyle FPS kayıpları olabilir. Şu an çok akıcı bir şekilde oynuyorum ama. Yani 4K'da. Şimdi kanki bir şey diyeceğim size. Oraya biz nasıl çıkacağız? Şimdi buradan biri gebermiş. Ben onu nereden vurdum? Şuradan vurdum. Nice. Şunu alalım. Bu neydi? Ha tamam. Ekstra. 32. Shot bilmem ne. Bize full şey lazım ya. Bomba lazım aslında. İlk önce rakibi ben görürsem bu dürbünle yok ederim. Bembeyaz gözükecek zaten adam. Evet. Şurada. AWP mi o? Tam şu binanın içinde gözüktü ama. What? Abi bu legendary, bunu alalım. Diğeri de legendary diye gördüm ama bu bayağı iyiye benziyor. Burada olduğunu biliyorum.
Escape gibi bir havası var. Duydum. Çok iyi. O aradan görmemiz çok çok iyi oldu. Devam. Radarda bir tane daha adam görmüştük. Gelebilir bu arada. Silah aslında çok güzel. Fakat o şeyini tam hissedemedim. Oo, armor satın almamız lazım. Satın alma yeri var. Satın alma yerlerine full pusuyorlar. Aslında buraya yatsak ne olur? Ben yatacağım abi. Buradan birisi bir şey satın alabilir bu arada. Yatacağım. FPS'imiz taş gibi. Nvidia'nın bütün ayarlarını fullledim kardeşlerim. Yani her şeyini fullledim. MSI full. Ve işte zaten sistemimiz 2K'da inanılmaz performans sergiliyor. Ve 4K'yı da deniyoruz. 2K'yı deniyoruz. 4K'yı deniyoruz. Çok güzel. Yeni teknolojileri kanalımızda görmemiz beni arkadaşlar hakeza çok mutlu ediyor. Arkamızdalar. Hadi. Gaz maskesi ne işe yarıyor? Güzel. Göreve gelmiş adam olabilir. Gaz maskesi ne işe yarıyor arkadaşlar? Onu bana bir yazar mısınız ya? Çok makbule geçer yazarsanız. En son bir savaş şuradaydı. Camdan göstermiyor. Çok iyi yerde değil miyim bu arada? Şu ev. Buradan gösterir o. Burada olduğumu tam anlamadı mı? Birincilik geliyor mu acaba? Bu en zor battle royale arkadaşlar. Burada hatta geçen Twitch yayınımızda da diyen kardeşlerimiz ol. Sen abi bu oyunda birinci ol. Artık sana hiçbir şey demeyeceğiz diye. Bu arada benim adam o değildi. Benim adam buydu. Benim adam buydu. Ben acaba şu an liderim diye gözüküyor muyum? Niye herkes bana pushluyor? Tamam. Bize yavaştan gitmek düşer. Yine düşmüş. VS'den çıkmış. Şuradan vurur muyum? Büyük ihtimalle loot'unu almaya gidiyordu. O adam en son orada öldüğüne göre bir adam da olma ihtimali var mı? Daha iyi ya. Diğerini beğenmedim. Ya... Nasıl ya? İlk başta zırhını emdim ben onun. Makinalıymış ya. Oynamayı seviyorum. Bu tarz bilgisayar tanıtımlarında full Call of Duty oynarız. İnşallah yakında kendi bilgisayarı topladığım videoyu da zevkle güzel bir şekilde vlog tarzında sizlere de yapacağım. Sizleri çok seviyorum. Bilgisayarı açıklama kısmına bırakıyorum. Hakikaten MSI'nin ekran kartıyla canavarla birlikte efsane bir oyun sergiledik. Diğer bölümde hep birlikte görüşeceğiz kardeşlerim. Bugün 2K'da ve 4K'da muhteşem performans sergiledik. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.